Merhaba arkadaşlar, bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Niçin İsa Tekrar Gelecek adlı hikayemizi anlatacağım. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Elçilerin İşleri 1. bölüm 11. ayette geçer. Ey celiller, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Elçilerin İşleri 1. bölüm 11. ayet. Arkadaşlar, İsa Mesih'in tekrar geleceğine inanıyor musunuz? İsa ne zaman ve nasıl gelecek? Gelin bugün bu konu hakkında konuşalım. İsa Mesih ölümden dirildikten 40 gün sonra öğrencilerinin gözü önünde göğe çıktı. Öğrencileri göğe bakarken iki melek yanlarında belirdi. Onlara dönüp, aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde bulutlardan geri gelecektir dedi. Bu haber öğrencileri çok mutlu etti. Böylece İsa'nın yeryüzündeki hizmeti tamamlandı. Fakat onun hizmeti kutsal ruh aracılığıyla devam etmektedir. Göğe çıkan İsa, Baba Tanrı'nın sağında oturup cennetteki hizmetine başladı. İsa Mesih'in cennetteki hizmeti ilk olarak bizim için kalacak yer hazırlamasıdır. Evet, Rab İsa bir gün bizi almaya tekrar gelecek. O gün İsa'ya inanmamış olanlar yargılanıp cehenneme atılacak. İsa, kendisine inanan imanlıları ise yanına alıp hazırladığı cennete götürecektir. Biliyor musunuz? İsa'nın cennetteki bir diğer hizmeti ise Tanrı'nın sağında oturarak bizim için aracılık etmesidir. Şu an İsa senin için ve benim için dua etmektedir. Arkadaşlar, İsa bizim için öldü ve dirildi. Yeryüzündeki hizmetini tamamlayan İsa, göğe alınmasından itibaren kendisine inanıp aklanan ve kurtulan imanlıların imanının daha da güçlenmesi için dua eder. O, imanlıların imandan sapmamaları ve Rabbin sözüne itaat ederek imanda kalmaları için duayla bize yardım etmektedir. Öyleyse İsa'nın ne zaman geleceğini merak ediyor musunuz? Elbette! Sevgili İsa'nın tekrar gelişini dört gözle bekliyoruz, öyle değil mi arkadaşlar? Siz de İsa'nın tekrar gelişini bekliyor musunuz? Bu sorunun yanıtını İsa'nın öğrencileri de çok merak ettiler. Bunun üzerine İsa'ya şunu sordular. Öğretmenim, senin gelişin ve bu çağın bitimi ne zaman olacak? İsa şöyle karşılık verdi. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka hiç kimse bilmez. İsa, dünyanın sonu ve gelişiyle ilgili zamanın Baba Tanrı'nın yetkisinde olduğunu söyledi. Bu nedenle bunu Baba Tanrımızdan başka hiç kimse asla bilemez. Dolayısıyla çevremizde biri bize gelip dünyanın sonuyla ilgili ve İsa'nın tekrar gelişiyle ilgili bir tarih söylerse, o kişi kesinlikle sahte bir peygamberdir. Bunu asla unutmayalım. O günü ve saati Baba Tanrı'dan başka hiç kimse bilemez. Bunu İsa kendisi söyledi. İsa konuşmasına şöyle devam etti. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden bir habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O gün iki kişi birlikte yolda yürürken aniden yolda biri kaybolacak. Biri
bırakılacak. Ayrıca o gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, bir diğeri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. İsa bütün bunları neden söylemişti? İsa söz verdiği için kesinlikle geri gelecektir. Ama ansızın gelecektir. Bu nedenle İsa'nın gelişinde onun önünde durabilmek için imanda kalarak her an uyanık olmalıyız. Dünyaya baktığımızda birçok insan İsa'yı kurtarıcı olarak kabul etmiyor. Tanrı'ya tapınmak yerine dünya zevklerine, paraya, onura ve başka ilahlara tapınıyorlar. Tıpkı Nuh'un dönemindeki insanlar gibi Tanrı'yı bırakıp yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlar. İsa'ya inanmak yerine dünyadaki zevkleri ve eğlenceleri tercih ediyorlar. İsa'ya güvenmek yerine paraya ve sahip oldukları mallara güveniyorlar. İnsanlar Tanrı'nın var olduğuna ve İsa'nın tekrar geleceğine de inanmıyorlar. Fakat kutsal kitap Mesih İsa'nın aniden bulutların arasından melekleriyle birlikte gökten ineceğini yazıyor. O gelirken bir zafer çağrısı ve boru sesleri yükselecek. O zaman İsa'ya inanmamış olanlar pişman olacaklar. O an dünyada büyük bir yargı ve acı yaşanacak. İsa'nın gelişinde Mesih'e ait olanlar ölüler, yani İsa'ya iman edip ölmüş olanlar ölümden dirilecek ve İsa ile buluşacaklar. Yaşamakta olanlar, yani İsa'ya inanıp hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içine alınıp İsa ile buluşacak. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte cennette olacağız. Bu şekilde Tanrı'nın kurtuluş planı tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, bir gün İsa'nın bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini göreceğiz. Onunla sonsuza dek cennette yaşayacağız. Artık hiçbir lanet kalmayacak. Adem bahçesinde Adem ve Havva Tanrı'nın yüzünü nasıl gördüyse biz de onun yüzünü öyle göreceğiz. Tanrı aramızda yaşayacak. Biz onun halkı olacağız. Gözlerimizden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Sevgili arkadaşlar, İsa ile tanışmaya hazır mısınız? O zaman İsa Mesih'in gelişini beklerken ne yapmalıyız? Tanrı'yı daha iyi tanımak için daha fazla çaba göstermeliyiz. Tanrı'ya karşı olan dünyasal şeylerden vazgeçmeliyiz. Tanrı'nın yerine koyduğumuz birçok şeyler olabilir. Tanrı hayatımızda ilk yerde olmalı ve kendimizi İsa Mesih'e tam olarak adamalıyız. Onun sözünü okumalı ve derin bir şekilde öğrenmeliyiz. Onun isteğinin ne olduğunu keşfetmeliyiz. Ona itaat etmeli ve onun isteğini yerine getirerek yaşamalıyız. Ayrıca henüz İsa'yı tanımayanlar ve onu kurtarıcı olarak kabul etmeyenler için onun tanıkları olmalıyız.